Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mustafa ile birlikte bir yapı yarışması videomuzla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev yapacağız. Ev yapı yarışması yapacağız. Kim kazanırsa o daha iyi inşaat yapıyor Minecraft'ta. Bugünkü konseptiniz tahtadan bir ev yapmak, yaşanabilir bir ev yapmak. Yani günümüz evleri gibi oturma odası, mutfak falan olacak şekilde. Ama ana malzememiz tahta olacak bu videoda. Yani tahta ve odun. Aynen. Odun mu? Aynen. Tahta ve odun. Odun da alalım. Şöyle nerede? Aynen. Çit de olabilir. Çit de olur sayılır zaten. Aynen. Çit falan hepsi olur. Bu şekilde arkadaşlar bir... Odunu türedim. Bölüm yapacağız. O zaman başlayalım biz. Konseptimiz köy evi vardı yani ahşap. Aynen ahşaptan bir ev. O zaman başlayalım. Ve süremiz 30 dakika. Süreyi de başlatalım. Evet, süreyi de başlatalım o zaman. Ben hemen süreyi başlatıyorum. Daha başlama. Evet arkadaşlar, şimdi süreyi başlattım. Bu şekilde. Biz oynayacağız. Başladım ha. Tamam, ben de başladım zaten. Şimdi arkadaşlar, ben öncelikle şöyle güzel bir girişin olmasını istiyorum. Bu arada ben bayağı hızlı yapacağım. Yani 30 dakika süremiz var. Süreyi değerlendirmek gerekiyor açıkçası. Şöyle 4 iyi midir? 5 olsun hatta hadi. 5 daha iyi olur gibi. Böyle önce bir girişini tasarlıyorum arkadaşlar. Buraları falan süsleyeceğim zaten. Evimiz gayet güzel yaşanabilir. Güzel bir ev olmasını planlıyorum ben. Güzel. Bu şekilde. Direkt ben şöyle yapacağım. Şunu alalım. Orada ben şekilli odun kullandım ha. Bir şey olur değil mi? Bir şey olmaz mı? Şekilli odun. Yani olmaz mı? Ya şunlardan yani. Kanka bu odun değil ki bu. Odun oğlum. Odunun sınıfında. Oduna basınca odun gözüküyor. Neyse. Olsun. Aynı yerden aldım. Şöyle güzel bir şekilde yapalım. Biraz hızlı. Şimdi ben burayı kaç yükseklik yaptım? 1, 2, 3. Tamam. Bayağı hızlı ilerledik. Yani evet. Bu arada içini de yapacağız. Aynen, içi de var arkadaşlar. Onu da düşünün. Hızlı olmamız gerekiyor. Bayağı hızlı olmamız gerekiyor. Ciddi hızlanmamız gerekiyor şu an. Mesela ben şu an çok yavaşım neyse. Ben de. Korkunluk oldu. Ben hiç düşünmüyorum ama ikimiz de yavaşız yani. Ben en çok bitiremiyorum. Ben tek katlı ya da iki katlı yapmayı düşünüyorum ben. Ben de öyle yapmayı planlıyorum. Vaktim yeterse. Vaktim yetmezse hemen tek katlı çalışacağım. Aynen. Sağlam alacağım. Hı, yani. Bu şekilde bir tasarım yapıyorum ama ben. İnşallah olur. Güzel olacak gibi. Şuraları da süsleyelim. Bir şeyler deniyorum. Yani. Bence benim evim güzel olacak. Ben benimkinin güzel olacağını düşünüyorum. Yani. Aynen, benimkisi güzel olacak. Şöyle bir... Ben şeyi de yapıyorum, mimariyi de. Yani... Böyle güzel. Tamam. Tamam. Ben hızlı bir şekilde ilerlediğimi düşünüyorum şu an. Burayı da mı beşli yapsaydık ya, bence de. Bir saniye arkadaşlar. Ben her şeyi doğru yapmaya çalışıyorum. Yanlış yaparsam sıkıntı olacak. Şunu 6 yapmamız lazım. Yani bu şekilde. Evet, şu kısma çit gelecek. Böyle yapmayı planlıyorum. Tamam. Güzel. Güzel oluyor ya benimki. Ben de güzel yapıyorum. Bence.
güzel. Burada böyle şeylerimiz var. Bir de şey kullanalım. Işık taşı. Ben eşyalarımın hepsini önceden aldım. Hiçbirini değiştirmeyeceğim. Ama ben değiştiririm. Böyle hemen gelişi güzel hepsini yaparım. Hepsini önceden aldım. Planladım kafamda. Böyle olmuyor o zaman. Şöyle yapalım. Aynen. Hatta aklıma fikir geldi arkadaşlar. Şu şekilde bir şey yapabilirim. Şunu kırmak gerekecek. Simetriyi de bozmayalım da. Ben iyi ilerliyorum. Güzel ilerliyorum. Ben de. Heh, buraya 1, 2, 3, 4, 5 yaptık. Ne yapıyorsun şimdi merdiven? Girmiş oraya. Buradan da artık evimize gideriz. Benimkinin renkleri biraz karışık ama güzel. Yani renk iyi seçmek lazım. Önemli. Biz buradan kaç kat çıkmıştık? 1, 2, 3. 1, 2. Bir kat daha yapmamız lazım. Ne yapacağız? Bu fazla merdivenleri de kıracağım arkadaşlar. Bir de ben diyorum ki şöyle bir şurayı kırıp da şöyle şu merdiven altını güzel bir bodrum yapabilir miyiz diye düşünüyorum. Bodrum. Arda çalışıyor fikir gibi. Fikir almak yok ha. Söyleyeyim. Tamam. Çalmayacağım ama bilmeden aynısını yaparsak da. Sıkıntı olmaz ya öyle. Bak şimdi ben fazla merdivenleri bir kırayım. Şunları. Fazlalık ben yapmasınlar. Tamam. Şimdi. Sen daha girişte misin? Evet. Ben bayağı ilerledim. Şu an süremize bakıyorum. 23 dakikamız kalmış. Oo, ben biraz hızlı ilerledim ama yine de korkuyorum. Nasıl? Ama senin hızlanman gerek o kesin. Buralar daha zor kısımlar. Gerçi zorlu da yok ki buraların. Aynen. Ben hemen gideceğim şimdi. Nasıl hızlanmamız gerektiğini anladık gibi artık. Yani ben zaten hızlanmam gerek onu biliyorum ama. Ama ben güzelliğe dikkat edeceğim bir süre. Ama yarım kalırsa otomatikman puan kırılıyor. Evet. Arkadaşlar bu arada puanlamaları siz yapın yorumlarda. Aynen siz. Kimin evi daha iyi olursa. Onu... Biz yine kendimiz söyleyeceğiz. Tabii senin evet. Evin daha iyi değil. Mesela aynen. Ama siz de yapın. Aynen. Şimdi şu şekilde bir yer yaptım. Buraya bir de burası niye bu kadar aydınlık ya? Allah. Yalnız ben çok büyük yaptım. İkinci katı yapmayabilirim. Ben ikinci katı yaparım. Yapmayacağım. Şimdi buraya. Şu ben ilk önce evimin sinerisini yapıyorum arkadaşlar. İlk önce evimin iskeleti yapıyorum çünkü ona göre giriş falan yapacağım. Tabi yerleri belli ama daha yapmadım onu. Elime alacağım. Güzel. Önce buraya. Şimdi buraya bir de şey lazım. Ben iyi gidiyorum ya. Ben iyi gidiyorum. Ben de fena değilim. Bizim burayı önce şurayı şöyle bir kapatıyorum arkadaşlar çünkü şu tuvaller yoksa büyük olacak. Oo, tuval falan bilmiyorum. Allah Allah. Böyle olmamalı ya. O zaman. O zaman bir dakika şöyle bir şey yapacağız. Hatta bir de şurayı. Niyeyse kötü oldu biraz. Şurayı bir düzeltmem lazım. Hah şükür. Tamam.
Vallahi benim zamanım sıkıntılı şu an. Sıkıntılı mı? Benimki işte. Yani girişimiz güzel oldu gibi. Abi, yani sen daha girişi yaptın. Ama ben en azından iskeleti yaptım da benimki de sıkıntılı. Süre az verdik gibi ya. Ne bileyim. Olsun Yetiştirmeliyiz. olsun. Yapmak zorundayız. Tamam. Eve girişi hazırladık. Şu şekilde Ben en hatta. son süslü şeyleri yapacağım da şu iskelet bitsin yoksa daha çok puan kaybedeceğim. Aynen, ben de sıkıntıdayım. Ben net sıkıntılıyım zaten. Ama belki sen daha sıkıntılı olabilirsin şu an. Bilmiyorum valla. Şimdi tamam. Artık hazır gibiyiz. Bitti mi? Yok be. Ha. Eve geçmeye. Korktum ya. Daha değil. Daha bir zemini yapacağız. Daha zemini kırıp yapma çok uzun. Biz az süre verdik biraz sanki. Olsun. 20 dakikamız kaldı şu an. Tam 20. Tam 20 mi? O Yetmeyecek. iyi geldi. İyi şey yapmışım ben yine iyi. Benim Tamam. sürem yetmeyebilir. Benimki de yetmeyecek ama yine iyi yaptın. Ondan dolayı götürürüm bence. Tamam, artık başlayalım. Yeter bu kadar. Şimdi girişimiz buradan olacak öncelikle. Girişimizin yerini iyi belirlememiz lazım. Şuradan da olsa. Ben camları koymaya başlıyorum. Başladım artık. Yani senin renk seçeneğin bence çok da güzel durmuyor. Bilmiyorum. Sen de standart tahtayı kullanmışsın. Ben de onu söylüyorum. Ama bence benimkisi daha güzel oluyor. Ama bilemem Şeye artık. göre değil. Şimdi buradan böyle bir yeri sağladığımızda bizim şurada öncelikle kapatılacak. Bence renk seçimlerim güzel ama bilmiyorum daha bitmedi. Balkon falan yapacağım. Ben düşüneceğim bunu. Ben camları döşüyorum bu arada arkadaşlar. Tamam, bu şekilde. Güzel. Ama eşit mi olmalı acaba? Olsun ya. Çok da zaten sıkıntı değil. Şu şekilde. Güzel. Tamam. Senin zaman nasıl şu an? Nasıl düşünüyorsun hayatım? Valla zamanım yetmeyecek gibi düşünüyorum. Ben ilk katı zemin dışında ve içi dışında bitirdim. Ben Ve daha çok işim var. camını yapıyorum. Sen girişe çok önem verdin. Orada biz hata yani. Bence hata değil ya. Hata bence çünkü giriş diğer ana hatta göre önemsiz. Yani kapıyı koy. Ondan sonra süre yeterse yap. Benim mantığım. Eğer ben öyle yapacağım da sürem bitmeyeceği için yapamıyorum. Bir böyle girdiğimizde artık evimize girmiş oluyoruz. Süre bitti ama orada bırakmak zorundayız. Yarım kalsa bile. Aynen. Tamam, 17 dakikamız, 17 buçuk dakikamız var. Yetişmeyecek ya. Vallahi Çok. bilmiyorum. Bilmiyorum vallahi. Yani benimkisi güzel oluyor ya, yavaş yavaş. Baksana. Güzel ama ya bilmiyorum. Hep aynı renk kullanmasın. Yani onu halledeceğim, onu Ama düzelteceğim. Onu yaptıktan sonra yapacağım. renkli kullandığım için zaten onun için sevmiyor olabilirim ama Vallahi bilmiyorum. Şu şekilde ben hep böyle. renkli kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi baksanız her odanın rengi farklı. Her biri farklı renk yani. Sevmemem normal diye düşünüyorum. Ama böyle bir evde yaşamak güzel olur ya, baksanıza. Orada ben bitirdim ilk katı. Zeminini yapıyorum. Kazıyorum. Ama ben ikinci katı işini yaptıktan sonra yapacağım. Buranın.
Yani süremizin yarısı bitti galiba şu an. Bitmiştir. 15 dakika ya 16 dakika şu anda. Yani halledeceğim gibi ya, hallederim. Yani kendime çok güvenmiyorum. Çünkü ben biraz da büyük yapmıştım. Bir tık daha sürem olsa ben burayı çok daha şahane yapabilirim. Bu arada 40 dakikam olsa var ya ben burayı çok rahat bitiririm. Ben de. Hatta mükemmel yaparım ben burayı. Aynen ben süs falan da koyarım. Neyse şöyle bir şey yapasım geldi arkadaşlar. Yüksek şekil. Güzel de bir şey olsun. Oo benim alana girdi ya. Yo. Evet. Senin alan değil ki buraya. Gerisi benim alanım. Geri kalan kısmı neyse. Buraya gitmem zaten. Yani güzel oluyor benimki. Tamamdır. Şimdi buraya bir de. Orada benim evin iki girişi var. Biri şey, bahçe girişi, diğeri de normal giriş. Güzel. Şimdi bir de buraya arkadaşlar şöyle bir şey yapmak lazım. Baktığınız zaman seninkine bakıyorum yani. Bak bak. Canlı. Ama tabii kopya çekmiyorum çünkü benimki çok farklı bir şey. Şimdi bir şunu eklesek. Bir de... Ben şu an zeminle uğraşıyorum ya. Sen zemin yapacak mısın? Yapacağım tabii. Yaptım ama yapmadım bence. Bence daha iyi. Ben yapmadım daha. Ben şu an yapıyorum. Hazır. Başka bir tür daha mı alsak ya? Şuradan baksak. Benim şöyle bir avantajım var. Bloklarda vakit harcamıyorum. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Güzel. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Son 13 dakikamız. Ben ikinci katı yapmayabilirim. Hatta yaparım. Ama ikinci kat öyle şey bir kat olur. Yaşamalık değil. Ben ikinci katı balkon katı yapacağım. Yani balkon ben de aynen, ben de aynen öyle yapacağım. Vallahi çalmadım. Benim de aklımda vardı. Şimdi artık büyüklük iyi bence. Ben çok riskli ilerliyorum. Çok ben de ya. Yani. Bitme ihtimalim var. 12 dakika. Net bitmiyor benimki de. İçini atma, içini bile yapamam ben. İçini yapmasak mı? Ya da yapalım ama. Yapacağız, yapacağız. Yok öyle bir şey. Belik başta. Benimki iyi ben ya. Ben şöyle bir düşünce yaptım. Hemen tek katı çevireceğim bunu. Hemen tek katı çevireceğim. Ben de öyle yapacağım galiba. Aynen. Zaten benimki şu an tek kat da. Hayır benimki de tek kat şu an ama. Net tek katı ama tavanın en son yapıyorum. Arkadaşlar tamam. Sonunda ilk katımızın şeyi bitti. Gerçi daha bitmedi de. Onu bir halledelim hemen. Sen içine başladın mı? Hayır daha başlamaya yakın bile değilim. Ben başlamaya yakınım. İlk katınkine. Ben şöyle yapacağım. İki katlı yapmayı düşünüyordum. Ama ilk katı bitirdiğim an şeye geçeceğim içine. Çünkü yetişmezse sıkıntı. Yani yetişmezse çok büyük sıkıntı. Ben inşallah şunu bir tamamlarsam. Yavaş yavaş. Bu evi yapmakta ustalaşıyorum. Arkadaşlar şu anda bu yer kısmı bitecek ama benim şu planlarım da var şu kısma. Daha büyük planlarım var ama yetişmeyebilir çünkü 11 dakikamız kaldı. 10 dakika değişti yani.
10 dakikada da artık yani bilmiyorum. Yapamayacağız. Net yetişmeyecek. Ne olur ne olmaz ben ilk buranın bir ilk içini bitirmeliyim. En azından o yönde artı almak için. Onu düşünüyorum. İçini bir yapmalıyım. Tamam. Oo bayağı güzel durdu ev. Bayağı güzel durdu. Ben de yaptım. Benimki de çok iyi durdu. Hatta şöyle bir şeyi de alalım. Şu bunu kullanmıştık. İçini yapacağım. Alamadım. Bunu kullanmıştık değil mi? Aynen. Şimdi kaç? 1, 2, 3, 4, 5. Ben çok korktum. 6 tane mi oldu? 6 tane olmuş. Neyse ya. Zaten burayı büyük yakışır. Sen tavanını yaptın mı? Mekanını. Yaptım. Ooo içini zeminini. Yaptım. Seninki büyük küçük ya. Benimki büyük oldu. Çok oldu. Benimki küçük de değil ya. Güzel benimki. Bu arada benimki eşit neredeyse çok... lan. Benimkisinin daha yani benimki güzel ya. Bir de şöyle şuraya. Aşırı güzel bir eklenti daha yapmak istiyorum. İlk katı bitirirsem inşallah. Abi valla ben hala zamanım yok. Ben hala deli deli şeylerle uğraşıyorum ya. Valla 9 dakika kaldı. Hayır ya. Çok az ama ya. Biz çok büyük bir dakika tanısı yapmışız. Videonun başında. Olsun. Aynen. İşin heyecanı bu. Bu ara bu ev böyle gökdelen yani havada duruyormuş gibi duruyor. Şunu bir halledelim. Aa, çok korkuyorum. Ben de ya. Çok kötü durumdayız. Ben yine sana göre daha kötü durumdayım. Bence de. Ben en azından birazcık bitti yani. İkinci katı yapmasam bile şu an olur. Bitti sayılır. Ama zamanım ufacık da kalsa yapacağım onu. Sen cam yaptın mı? Yaptım. Yani benim açımdan sıkıntı yok. Yapabilirim, olmayabilir. Emin değilim. Hiçbir şeyden emin değilim şu an. Benimki olmayacak ama ilk kat olacak gibi hissettim. Neyse şu an. Ben de şunları bir bitireyim de. Şu an çok saçma ve boş bir işle uğraşıyorum. Artık şu bitse bir. Ya bir tavanı bitiremedim ben de. Tavanı bitirmedim. Benim taban sıkıntım yoktu işte. Çünkü havada durduğu için hafif yani havada duruyor aynen. Ama havada durma görüntüsünü çitlerle engelledim. Kanka son 7,5 dakikamız. Son 7,5 mu? Tamam ben ilk katı yapıyorum. Bitti. İçindeyim ben. Işıklandırmayı en son yapacağım. Yapmasam ne olur? Tamam çünkü. Benim o cheat core şeyi de bitti. Şimdi ben içeriye geçiyorum. Şimdi camlandırma işlemini başlatıyorum. Camlandır. Cam mı? Evet. Ha cam yapmadım. Oo. Yapmadım. Şimdi yapıyorum. Oo. Çok kötü bir durumda mıyım? Bilmiyorum vallahi da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Son 6,5 dakika. Hayır. Çok kötü. Çok büyük bir işe girişsem mi acaba onu emin değilim ama. Girişsem mi ya? Çok hızlı davranıyorum ben şu an var ya. Ben de. Görmen gerekmiyor. Tamam canlandırma işi. Ben daha çatıyı yanmadım. Aa ben bittim mi? Hafiften bittim galiba. Gerçi ben de yapmadım ya. Lan neyse. Oğlum ben bittim galiba. Son 5 dakika. Aa ustam. Ben asla girişmeyeceğim o çardak mı ne o işine. Ya şu köşeleri niyeyse şöyle yapasım var ama zamanım yok. Allah. Büyük sıkıntıdayız ya. Niye öyle aldık? Ne bileyim ben.
arkadaşlar. Ne olur yetiş, ne olur yetiş, ne olur yetiş. Ben de sıkıntılıyım. Ne olur yetiş. Ne yapacaktım? İçine mi tatladın olacak? İçi tatladın olmasın? Olacak. İçi tatladın olursa yapamayız yalnız. Nasıl yani? İçi tatladın anlamadım. Ya iç dizayn, iç dizayn. Böyle şey oturma falan. Ha evet bunlar. Evet yok yok onlar ama, senin gibi. Oh be. Uy. Çok korktum bir an ya. Ama böyle merdiven falan kullanacaksan onlar tahtadan olsun. Herhalde. O kadar değil mi? Kanka son 4,5 dakika. Arkadaşlar ben hafiften, çok hafiften ama bittim. Ben de. Bittim vallahi bittim. Ben de. Öldük. Kanka harbi ben de bittim bu arada ya. Işık falan almam gerek. Ben daha çatıyı yapmadım. Yok ikinci kata veda edin. Ben ikinci katı falan yapmayacağım. Ben de veda ettim ona. Mut kestim ikinci katımdan da. Son 4 dakika 17 saniye. Net yetişmeyecek. Sen daha içine başladın mı? Hayır. En azından başladım dur. Allah. Dur hemen bir masa geçeyim. Dur dur dur. Mutfağı bitirmek zorundayım en azından. Allah. Bismillah. Bir dakika. Şu an ben de çok sıkıntılıyım. Ya 10 saat şunu almakla uğraştım ya. Tamam ben de çok 10 saat bir şeye uğraştım. Abi ben daha yeni çatıyı yapıyorum. Kanka çatıyı ben yapmadım. Çatıyı gerekli. Allah! Yapmadım. Çatıyı nasıl yapmadın? Nasıl çatı? Tamam mı? Evet. Onu yaptım. Oo çoktan yaptım. Bismillah tamam. Ben daha yapmadım. Aferin. Arkadaşlar Arda büyük sıkıntıda. Bayağı büyük sıkıntıda. 3,5 dakika. Gerçi biter ya ama iç bitmeyecek. İçi yapamayacağım bile bence sen. Yapamayacağım gibi aynen. İçi yapamazsam direkt bir sıfır geriden başlarım. Aynen. Lan ne olacak? Çok stresliyiz arkadaşlar ya. Abi ne olur hadi. Abi aman diyeyim. Dur. Bekle. Son 3 dakika. Oh tamam mutfak bitti. Çabuk oturma odası. Arkadaşlar ben bittim ya. Ben de. Tüm blokları bırakmışım ya. Aldım ama. Çok hızlı aldım var ya. Görmen gerekti onu şunu. Hadi. Son 2,5. Net yetişmeyecek bu arada umudu kestim de. Benimki de galiba. Yok lan yetiştiririm. Harbi yetiştiririm ha. Başladın mı? Hayır. Ee? Olsun onun yetiştireceğime inanıyorum. Tamam bitmek üzere mi? Evet tamam bitti. Kaç dakika var şu an? 2:15. Allah kanka bittik. Allah bismillah. Ben hiç kapının güzelliğine falan uğraşmayacağım. Koyup geçeceğim vallahi. Çok kötü durumdayım. Ben de. Artık içeriye geçebilir miyim? Hadi. Sen içeriye geçtin beni trollüyorsun. Vallahi daha yeni geçtim. Daha ışıklandırmayı bile yapmadım ben. 1 dakika 46 saniye. Ben ışıklandırmayı yeni yapıyorum. Ben de. Ya, ışıklandırmayı yapayım da en azından. Ya geçtim içeriye. Ama en azından ben daha öndeyim içeride ama. O var. Hadi. Asanlık varmış. Hadi. Hayır. Hadi ya. Lütfen. Hadi. Kanka onun adı neydi ya? Ben onu unuttum. Aha bu. Tamam. Şunu al. Tamam sakinim. Ben çok sakinim şu an. Ben de. Aşırı sakinim. Kanka 58 saniye. Aha bittik. Yine sen çok kötü sıkıntıya girdin. Evet ben çok kötü durumdayım. Hadi. Tamam mutfak da bitti. Ya al şunu işte bitir. Kanka Allah için aspiratör gibi bir şey var mı? Yok galiba. Sen niye olmamışsın? Kanka 34 saniye. Nerede o nerede? Ben görmüştüm o nerede? Bir şey vardı o nerede? Hadi!
Lan hadi ya, nerede o? Dur şunları da alayım ne bari. Ne saniye var? 21! Hayır. Abi bittik mi? Abi bittik bittik. Ne bittik mi senin? Bak bitti ya mı bırak? Bak bitti ya mı bırakacaksın? Kanka 7 saniye, 8, 9, 10. Ya hayır ya, bitti. Bitti bitti bitti. Oynama. Oo çok iyi, oturma odasında bitirdim. Bitti bitti. Çok iyi be. Bitti. Tamam ben 1-0 önde başladım. Yo beni de içerim bu arada, güzel. Bitti mi? Evet tamam. Dışarı çık. Öyle dış görüntüye bakıyorum. Bence benimki. Bence benimki. Net benimki bakalım. Dış görünüş olarak. Bence net benim aga. Ben tek renk olduğu için benimkini daha iyi görüyorum. Bir de oğlum, cam az. Bence net benimki ya. Hayır arka tarafa falan bak, cam bayağı iyi. Kanka bence benimki ben... daha güzel duruyor ya. Baksana seninki normal ev gibi. Baksana benimki daha güzel duruyor. Bilmiyorum ben. Ama tahtadan bir evi böyle, yani gerçek hayatta böyle yapamazlar ki. Kanka gerçek hayata niye bakıyorsun? Gerçek hayatta tamam, seninkisi gibi bir odun var mı? Kendiminkinin önünde olduğunu düşünüyorum. Bence benimki daha önde ama arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Arkadaşlar yazacak. Bence dış görünüş olarak benimkisi bayağı önde. Önce seninkiyle başlayalım. Ay seninkiyi de sen kanalı sallayacaksın. Ben seninkiyle başlamak tercih ediyorum. İşte iki tane girişi var görmüş olduğunuz üzere. Tamam ana girişten girelim. Girdim evet. Ana girişten. Şimdi ben iki odayı yetiştirebildim arkadaşlar. Şimdi bir kere çok boş ve kötü duruyor. Burası. Ya yetiştiremedim. Bende de aynı sıkıntı var. Yapamadım. Girdiğimde. Onun için yani. Güzel bir oturma odası karşılıyor. Buraya da halı falan yapacaktım. Son anda yaptım bu arada. Güzel. Bunların hepsi. Güzel. 10 saniye kaldı diye burayı yapıyorum. Bir oda bu şekilde. Diğer oda. Seninkisinin iç tasarım çok daha iyi. Bayağı ben, iyi. Ben mutfağa İlk yaptım. Ondan sonra oraya geçtim. Işıklandırmam da var benim. Güzel. Orayı da şey yapacaktım. Oturma yeri yapacaktım. O dışarıya yani geçmedim. Aynen güzel. Gezecek çok bir yeri yok. Ama iyi yani. Ama bence seninkinde de öyledir. Çünkü yetişmedi. İçine bakarsın. Bir kere benimkisinde bahçe var. Bence bu direkt 1-0 öne geçirir beni. Evet. Doğru. Çit kapısı da var. Böyle girebiliyorsun. Ama. Daha sonra böyle güzel bir saksılı falan olan güzel. Çok güzel. Bence girişi seninkisine 1000 basar. Girişten de girişinden başlıyor. Sonra böyle bodrumu var. Güzel. Bu şekilde depo gibi bir bodrum var. Çıkıyorum ama. Nasıl evimizin girişi var. Oo. Bence benimki 1000 basar. Ha iç tasarım olarak. Ben, yani 1000 basmasa da 100 basar. Sen şey yap. 1000 basar. Bakma. Bir de şey yapmışsın. Sen alanı biraz küçük. Bunu da kabul et. Bir de Survival'da yaşanabilecek bir yatak yapmışım, yetişmediği içindir o da. Aynen genel olarak. Ben burayı yani çok daha güzel yapabilirdim ama. Mesela oda duvarları falan yok. Bence benim içerim 1000 basar, 100 değil bence. Bence 1000... Bir de içer, benimkinin içi daha geniş fark ettiysen. Ya içi geniş de yine de o kadar genişliğe ihtiyaç yok ya. Senin genişliğinin çoğu boş yani, boş alan. Masa yok. Mutfağın masası yok. Diyelim gerçek hayat düşünüyorum tabii. Diyelim ki burada yemek yapacaksın, nerede yiyeceksin ya da yani evde cam olsa bile yani illa bir mutfakta duvar olmalı. Gerçek hayatta olsa kopar tabii. Biliyor musun 5 dakikamız daha olsa iç tasarımda seni geçerdim. Ya ben bunun da üstüne koyardım. Çünkü ben hayır ama benim aklımda çok güzel şeyler vardı. Benim de aklımda bayağı iyi bir manyak bir yatak odası yapacaktım. Ben de yapamadım, yetişmedim. Ama şimdi şöyle düşünürsek bence görünüş açısından benimki 1-0 öne geçer. Havalı duruyor yani baksana. Evet ama seninki de şöyle bir sıkıntısı var. Gerçek hayatta mesela. Ama çitlerle işte şey yaptım, çitlerle. Ya bence şimdi şöyle yani çitlerle sabitledim zaten baksana. Bence bence durabilir. Ne? Gerçek hayatta duramaz ama betonla durabilir. Hatta ama gerçek hayatta durabilir kanka bence. Durur yani. Nasıl durduramaz bence. Şey bak. Ya bu gerçek bunu çit gibi düşünme işte. Bu şey gibi düşün. Tahtaları kolon. Var ya. Kolon gibi düşün. Tahtaları uzatsaydın tamam diyecektim ama. Ya bir de şey bence. Sendeki bir diğer sıkıntı da. Camın orantısız olması. Nasıl orantısız? Bak.
giriyorsun. Normalde cam bir tık yüksekte olmuyor mu evlerde? Kanka olsun, ben bu şekilde yapmak istedim. Sen çok gerçekçi bakıyorsun ama. Biraz hayal o gücüne zaman, de bırak yani, Minecraft bu. O zaman öyle diyorsan renkli olduğunu da düşünüyorum. Bence dış görünüş olarak benimkisi daha iyi. 1-0 öne geçer. Bahçe var, oradan 2-0 olur. İç tasarım olarak seninkisi 2-1 yapar. Ve ben hala... benimkisinin bodrumu falan da var. Ama bodrum ne işe yarayacak? Şimdi bodrum tamam. Kanka olsun, düşünce yani. Düşünce tamam. Giriş bakımından da benimkisi bayağı öne geçer. Seninkisi çok... Bir kere bak, benimkisi çok yenilikçi bir şey. Seninkisi çok belli yani. Her zaman yapılan bir şey seninki. Her zaman yapılan bir şey. Sen yenilikçi mi? Evet. Tek tahta var ama. Tek tahta. Ya tek tahta derken... Tek renk böyle. Hiç sen tek renk bir yerde gördün mü mesela? Gerçek hayatı çok bakış değil mi bence? Tek renk bir yer. Kanka yani ne bileyim ben. Yorumlarda arkadaşlar yazabilir ama arkadaşlar... Aynen. Aslında bence yine de ikisi de çok iyi. İkisi de iyi. Farklı bence konularda. De ikisi de güzel. Bence de ikisi farklı de güzel. Farklı konularda ikisi de iyi. Sen de bahçe, ben de iç tasarım falan. Dış tasarım bence kapışır ama bence bilmiyorum. Benim düşüncem o. Dış tasarım kapışabilir ama bence benimkisi daha farklı bir yapı olduğundan dolayı bence benimkisi bence kazanır. Bence iç tasarım... Bilmiyorum. Dış tasarım... Bahçe var sende. O güzel. Şimdi ben buraya 5 dakika daha olsa ben bahçeyi yapardım o zaman. 5 dakika olsa ben de iç tasarımda seni geçerdim. Aynen. Ve bir de ben şu şey yapacaktım. Evin altına da büyük bir tane böyle bir şey yapacaktım. Park gibi bir şey yapacaktım. Havuz mavuz da yapacaktım buraya. O asla yetişmezdi. Ben i̇şte, onu düşündüm, sonra dedim yetişse bunu mükemmel yaparım. Daha kötü olur dedim. Ama bence ikisi de güzel. Bence de. Biri diğerinden büyük, biri diğerinden daha güzel dış tasarım mesela. Ya da bodrum kat, işte iç tasarım. Aynen. Bence iki evde bayağı iyi. Bayağı bence de iyi. İki evde ben yaşamak isterdim iki evde de. Ben de. Çok kapışmış. Bu şekilde bir videoydu arkadaşlar. İsterseniz siz de kanala abone olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı gelecek. İsterseniz yorumlara siz de. Evet, yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hangi ev daha iyiydi diye. Bence ikisi de çok güzel evler. Yani ikisinde de yaşanır ya. Her biri birbirinin eksiğini tamamlıyor mesela. Benimkisi iç tasarımı kötü, o onu tamamlıyor. Aynen. Evet, öyle bir şey. Ben onun bahçesi yok, bunun var mesela. Bunun girişi aynen. Güzel. Bu şekilde. Gayet güzel bir ev yaptım. Ev yaptıklarımızı düşünüyorum. Mesela bu iki ev birleşse bir tek bir ev olsa müthiş bir ev olur mesela. Aynen. Arkadaşlar gayet eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Yorumlarda görüşünüzü belirtmeyi unutmayın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.